hiç kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Şimdi geleceğim. Çünkü biz bu tertipleri geçmişte çok yaşadık. Politika üretemeyen, plan, proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini, nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Oynanan oyunu gayet iyi görmelerini istiyorum. Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. İki, buraya Topçu Kışlası aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Efendim, burada AVM olacak. Bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim. Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılan çalışmaların Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla şu andaki aslında alakası yok. Biz Topçu Kışlası'nı yapacağız. Topçu Kışlası gökten zembille inen bir proje değil. Değerli arkadaşlarım, bunu bilmenizi istiyorum. Anadolu yakasında biliyorsunuz Selimiye Kışlası var. Ve burada Avrupa yakasında da 1780 yılında 3. Selim zamanında bir böyle eser yapılma kararı veriliyor. Ve o zaman Krikor Balyan bu eserin yapımını üstleniyor. Ve bu eser yapılıyor. 1940 yılında İstanbul valisi ve aynı zamanda belediye başkanı sıfatıyla işte CHP'li Lütfü Kırdar orayı ne yazık ki yıkma kararını veriyor. Ve yine bir yabancının, Henry Prost'un oradaki tavsiyelerine uyduğu söyleniyor. Bu tavsiye ile buraya yönelik böyle bir yıkım kararı alınıyor ve kışlanın yerine konut ve sosyal etkinlik alanları inşa edilmesi kararlaştırılıyor. Fakat planlanan düzenlemelerin maalesef tabii kendileri yapılmıyor. Biz tabii arkadaşlarımıza bu çalışmaları yaptırırken Taksim kışlasını gördüğümüzde dedik ki bu Taksim meydanına bir defa çok büyük bir zenginlik katacak. Ve Taksim meydanında böyle bir tarihi kültürel abidenin yükselmesi, bir defa bulunduğu bölgede yükselmesi aslında bu konulara yönelik mimarların, mühendislerin, çeşitli odaların, kurulların sahip çıkması gereken, ya burada tarihi bir eser vardı, bu tarihi eserin yeniden inşa edilmesi olmalıdır, bunun peşinde koşmaları gerekir. Siyasetçiler de bunun peşinde koşması gerekir. Ama burada olay ne Divan Oteli tarafındaki Asker Ocağı Caddesi, oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır, kesilen de, diyorum yanlış söyledim, sökülen ve Çağlayan'daki parkın içerisine dikilen 5-6 tane ağaç meselesi değildir. Tam aksine olay Gezi Parkı'ndan çıkarılarak şu anda gelindiği nokta ideolojiktir. Nedir bu ideoloji? Bir, acaba biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir miyiz? Acaba biz işte ana muhalefetin genel başkanı
çıkıyor diyor ki hükümet istifa, başbakan istifa, polisini çek. Polis orada dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak.